İstanbul'da 29 Ekim çelenk törenlerinin yapıldığı alanlar barikatlarla kuşatıldı. Ancak millete söz geçiremedi. Atatürk anıtlarına çelenk koymak isteyen yurttaşlar kendilerini engellemeye çalışanlara "Atatürk'ü kimden koruyorsunuz?" diye tepki gösterdi. AKP'nin Cumhuriyet korkusu fayda etmedi, halk engelleri dinlemedi. Yurttaşlar 29 Ekim yıl dönümü dolayısıyla yapılan çelenk törenlerinde Cumhuriyet'e sahip çıktı. Bizden ne kadar korktuklarını görüyorum ben. Bir de Tayyip Erdoğan diyor ya, halkla iç içe kutlanıyor. Evet, gerçekten gördüğünüz gibi barikatlarla halkla iç içe kutluyoruz. İstanbul'un tüm ilçelerinde öğle saatlerinde çelenk koyma törenleri düzenlendi. Ancak törenlere halk alınmadı. Taksim Meydanı'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve Mülki Erkan katıldı. Ancak halkın törene katılmaması için üst düzey önlemler alındı. Anıtın çevresi iki ayrı çember barikatla çevrildi. Ancak yurttaşlar engel tanımadı. Anıta resmi kurumların dışında çelenk konulmasına izin verilmeyince CHP, İşçi Partisi, DSP ve Atatürk Vakfı üyeleri barikatı yıkarak alana girdi. Atatürk'ü kimden koruyorsun arkadaşım? CHP'li İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, İşçi Partisi Beyoğlu İlçe Başkanı Zafer Bilgin çelenklerini anıta bıraktı. DSP'liler de siyah kurdele bağladıkları karanfilleri anıta bıraktı. Atatürk Vakfı Başkanı Osman Şentürk halkı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya çağırdı. Bütün ulusu bulundukları yerde mutlaka ve mutlaka Cumhuriyet Bayramı kutlama yürüyüşlerine ve törenlerine katılmaya davet ediyorum. Törenin yasaklanmaya çalışıldığı bir başka ilçe ise Pendik oldu. Ancak halk Pendik'te de yasağı aldırmadı. Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyeleri barikatı yıkarak tören alanına girdi. Polisler Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak isteyen yurttaşlara copla müdahale etti. Tüm baskı ve engellemelere karşı çelenkler anıta koyuldu. Polisin müdahalesi sonucu bir CHP yöneticisi, bir İşçi Partisi yöneticisi ve bir ADD yöneticisi yaralandı.